kimya silahları konusunda hem farkındalık yaratma hem de sonuna doğru giriş bilgisinden sonra sonuna doğru Orta Doğu'daki mevcut kitle imha silahlarının durumu ve geleceğe yönelik bir şeyler anlatmayı planlıyorum. Normal şartlar altında işte bir 45 dakika 50 dakikalık bir sunum, arkasından biraz daha interaktif soru cevap olacak şekilde bir sunum planlıyorum. Sizlerin de sorusu olursa memnuniyetle cevaplarım. Şimdi kitle imha silahları diyoruz ama kitle imha silahları aslında bir nevi tasnif sadece. Ve temel özelliği de isminde de görüldüğü gibi normal konvansiyonel silahlarla karşılaştırılmayacak ölçüde kitlevi tahribata neden olacak şekilde büyük etkide bulunması. Ama tabii ben bu kitle imha silahlarına bakmadan önce biraz size silah teknolojisindeki dönüşümle işe başlamak istiyorum. Çünkü silah teknolojisi bizim normal gündelik kullanmış olduğumuz teknolojiye kimi zaman öncülük etmiş, kimi zaman normal gündelik teknolojiden çok büyük faydalar sağlamış. Ama en nihayetinde işte ilkel silahlarla başlayan serüven günümüzde nükleer silahlarla devam ediyor ve sona ermiş bir süreçte değil, daha bunun ilerisi olacaktır. Şimdi ilkel silahlardan kastedilen şey tabii kendi içinde hani delici, ezici veya kesici aletler. Yani bizim klasik olarak bildiğimiz elle kullanılan işte ok sayabilirsiniz, delici olarak, gürzü sayabilirsiniz ezici olarak veya kılıcı sayabilirsiniz kesici olarak, bıçağı sayabilirsiniz kesici olarak. Normal insan elle kullanılan, bir kişi tarafından rahatlıkla kullanılan silahlar. Tabii burada barutun devreye girmesi çok önemli bir etken. Nihayetinde barutla beraber ateşli silahların kullanılmaya başlanması, topların hakeza savaş alanlarında kullanılmaya başlanması ve buradaki ilme ilerledikçe savaşın hem süresi kısalıyor ama aynı zamanda da tahribatı artıyor. En nihayetinde gönderme araçları olarak ifade ettiğimiz işte mancınıkla ilkel düzeyine başlayan hani Greek Fire dedikleri bu alev topları, mancınık olarak adı karşı kalelere atılan veya kuşatma altındaki veya cephedeki yerlere atılan silahlardan Birinci Dünya Savaşı'na doğru geldiğinde işte hava araçlarının artık kullanmaya başlandığını görüyoruz. Uçakların devreye girmeye başladığını görüyoruz. Önceleri zeplinle sadece veya balonlarla sadece istihbarat ve keşif amaçlı kullanılan hava araçları zaman içinde birer savaş makinesi haline gelmiş ve en nihayetinde bombardımanlar yapılmaya başlanmış. Herkese sahada baktığımızda karada zırhlı araçların devreye girdiğini görüyoruz ki Almanlar birinci dereceden bunu özür dilemişlerdir. Derken İkinci Dünya Savaşı artık silah teknolojisindeki dönüşümün en önemli noktası. Çünkü nükleer silahların devreye girmesi söz konusu ama nükleer silahlardan önce belki de değinmemiz gereken önemli bir unsur yine gönderme araçları ki biraz sonra göreceksiniz. Ben bu kitle imha silahları içinde yer biliyorum. Balistik füzelerin devreye girmesi söz konusu oldu. İlk olarak İkinci Dünya Savaşı sırasında balistik füzeler kullanıldı. Ki balistik füzeleri kitle imha silahlarından ayrı veya nükleer silahlardan ayrı düşünmemiz gerekiyor. Neden olduğunu biraz sonra size açıklamaya çalışacağım. Ve en nihayetinde nükleer silahların devreye girmesinden sonra artık iş çığırından çıkmış bir şekilde kitle imha silahları dünya gündeminin en önemli gündem maddelerinin bir tanesi. Ama işin bir o kadar ilginç tarafı işte hepinizin bildiği gibi nükleer silahlar 1945'te ilk olarak kullanıldığından beri bir daha savaş esnasında kullanılmadı. Testler haricinde hiçbir nükleer patlama yapılmadı. Devletlerin sadece birbirlerinin üzerinde baskı oluşturma gibi veya tehdit oluşturma veya caydırıcı nitelik oluşturmanın dışında çok aktif bir kullanımı söz konusu olmadı. Şimdi kitle imha silahları nedir diye düşünecek olursak. Biz kitle imha silahlarını 3 ana başlıkta ele alıyoruz ki bunların bir tanesi modern yani 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmaya başlanmış. Diğer ikisi ise yani biyolojik ve kimyasal silahlar ise çok daha eski dönemlere kadar götürebilecek ama silahlar. Bu aşamalardan bakınca mesela 2. Dünya Savaşı'ndan önce hatta milattan önceki yıllarda yani milattan önceki dönemlerde de ilkel düzeyde hem biyolojik silahların hem kimyasal silahların kullanıldığını görüyoruz. İşte bazen su kaynaklarına çeşitli mikropların bulaştırılması şeklinde veyahut işte vebalı hastalığın mancınıkla kuşatma altındaki yere atılması şeklinde veyahut işte su çiçeği menajit gibi bulaşıcı niteliğindeki şeylerin özellikle su çiçeğiyle ilişkili hastaların veya o virüsün karşı tarafa gönderilmesi gibi özellikle
Kızılderili özlemde bu suç şeyin çok ciddi bir tahribat yaptığı bilinmektedir. Biyolojik silah anlamında kullanımı söz konusuydu. Hakeza yine kuşatma altındaki alanlara gönderilen işte alev toplarından bahsettim size. O alev toplarının sadece yanıcı özelliği değil, aynı zamanda gaz etkisi, yani duman etkisi. Bugün ilk dönemlerde kullanılan kimyasal silahlara örnek teşkil etmektedir ki bugün işte emniyet güçlerinin kullanmış olduğu kimyasal göz yaşartıcı gazlar veya işte biber gazları bile bir nevi kimyasal silahın etki tesiri açısından çok daha düşük düzeyde tutulan kullanımına şahit olduğumuz alanlardır. Ama bunlar dediğim gibi çok daha eski dönemlerde kullanılıyordu. Bunların en moderni nükleer silahlar. Şimdi bir ayrım yapalım. Konvansiyonel silahlar ve kitle imha silahları. Yani nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların harcadığı her şey konvansiyonel silahtır. İster savaş uçağı olsun, ister top olsun, ister tüfek olsun, ucunda veya başlığında herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer, radyoaktif malzeme taşımıyorsa eğer bizim için konvansiyonel silahtır. Ne kadar sofistike olduğunun hiçbir önemi yok. Ne kadar yüksek teknoloji içerdiğinin hiçbir önemi yok. İsterse drone ile atsın, isterse de elle kullanılsın. Hiçbir önemi yok. Bunlar konvansiyonel silahtır. Bir diğeri ise işte benim de ifade ettiğim gibi kitle imha silahları. İkili bir tasnif, sınıflandırma şeklinde. Şimdi kitle imha silahlarının etkisi veya neden kitle imha dendiğinin açıklaması açısından benim önem verdiğim bir tablo var. O tablo büyük ölçüde bize olayı açıklıyor. Sivil savunma olduğu veya olmadığı durumda nükleer silahların yaratmış olduğu tahribatı örnek veriyor. Ve siz bu tabloya bakarken ben şöyle bir örnek vereyim. Almanya'nın Dresden kenti var. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Dresden. Dresden kentine 2. Dünya Savaşı'nda en fazla bombalanan yer alan bir tanesidir. 14-15 Şubat 1945'te Dresden kentine 1300 tane savaş uçağı, altını çiziyorum, 2 gün boyunca 1300 tane savaş uçağı binlerce sorti yapmıştır. Ve bu esnada 7000 ton TNT, 7000 ton TNT bırakmıştır. Özür dilerim. 4000 ton TNT bırakmıştır Dresden'e. 14-15 Şubat 1945'te 1300 tane uçak binlerce sorti yaparak her gün uçağa en az 3 tane sorti yaptığını düşünecek olursak ki daha fazladır. 4200 mü yapar? 4200 sorti veya 3600 sorti, 3600 sorti ve bu kadar bombalamanın sonucunda atılan bomba miktarı 4000 ton. Sadece Nagasaki'ye atılan bombanın Trinitrotoluyan açısından karşılığı 7000 ton. Yani Dresden'e 1300 tane uçakla yapılan saldırı 4000 ton ve yaklaşık olarak 25.000 kişinin ölümüne neden oluyor. Nagasaki'ye tek bir uçakla atılan 4 ton ağırlığındaki bombanın yarattığı tahribat Dresden'e 1300 tane uçağın 2 gün boyunca yarattığı tahribattan çok daha fazla. Hem ölümler açısından hem de şehrin tahribatı açısından. Tablodan da gördüğünüz gibi yani ister salin olsun, ister biyolojik olsun, ister konvansiyon olsun, nükleer silahlar bunlar içinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Hele ki sivil savunma açısından baktığımızda, sivil savunmanın olmadığını varsaydığımızda durum çok daha vahim sonuçlar doğurmakta. En nihayetinde günümüzde savaş alanlarında biyolojik veya kimyasal silahlar çok fazla kullanılmıyor. Bazen spekülasyonlar yapılıyor. İşte kuş gribi, domuz gribi bunlar aslında biyolojik silah veya biyolojik saldırı şeklinde. Hatta bir ara yine kuş gribi salgını yaşanmıştı Türkiye'de. İlçe adını söylemeyeyim de bir ilçenin belediye başkanı bir televizyona bağlanıyor. Diyor ki bu kuş gribi salgını ilçemize yapılmış büyük bir komplodur şeklinde. Bunu bir biyolojik saldırıya işaret edecek şekilde yorumlama yoluna gitmişti. Ama en nihayetinde bu silahların kullanılmıyor olması veya az kullanılıyor olması veya az bulunduruluyor olması bu silahların etkisini ortadan kaldırmıyor. Ve devletler kitle imha silahlarına ilgi duyarlar arkadaşlar. Devletler belki de önce şu soruyu sormamız lazım. Devletler neden kitle imha silahlarına ilgi duyarlar? Veya ondan önce belki de devletler nükleer silahla başlayın ilk başta. Biraz sonra nükleer silah üzerine daha fazla duracağım. Devletler neden nükleer silah isterler? Caydırıcılık. Başka? Güç gösterisi. Başka?
Hegemon yani yine güç gösterisi şey yapabiliriz. Başka? Denge, yani yine bir anlamda caydırıcılık. Yani caydırıcılık en önemli şey. Nükleer silahlar caydırıcı mıdır? Şu anda yeryüzünde bana daha caydırıcı bir güç yok. Yani Kuzey Kore liderinin sempatik bakışları altında işte dün de füze denemesi yaptı. Onu düşünün. Kimse karışabiliyor mu herhangi bir şekilde? Hayır. İran üzerinde 2002'den beri uygulanan yaptırımların temel amacı İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek. Neden? Bir kere o eşiği geçtikten sonra, o threshold'u geçtikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Dolayısıyla nükleer silahlar mutlak anlamı caydırıcı. Evet, prestij unsuru, bir ulusal prestij unsuru, bir devletin nükleer silah sahibi olması demek. Dünya üzerinde 9 tane ülkede var. Hani 10. ülke olmak demek, dünyadaki ilk 10 arasında yer almak demektir. Ayrıcalıklı bir konumuz var. Bunun bir de işte bazı analizlerde iç politika modeli de açıklamaya çalışıyorlar. Yani ülkedeki askeri elit veya askeri bürokrasi veya sadece askeri demeyelim, bunun bazen sivil bürokrasi de askeri bürokrasiye beraber hareket edebiliyor. O ülkedeki bürokrasinin diyelim bir genel olarak nükleer silahlara sahip olma arzusu. Çünkü nükleer silahlara sahip olmaları onu ayrıcalıklı kılar. Pakistan düşünün. Darbe yapılabilir, antidemokratik uygulama olabilir, çok daha ağır uygulama olabilir. Herhangi bir şey yapılabiliyor mu? Hayır. Sebebi? Büyük ölçüde nükleer güç olması. Yani Pakistan'da istikrar, tırnak içinde istikrar olsun da ne olursa olsun Pakistan'ın bir alanda öyle bir muafiyeti var. En azından bürokrasinin, o nükleer silahları elinde bulunduran bürokrasinin öyle bir muafiyetin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi nükleer silahları birazcık kenara koyalım. Biraz biyolojik ve kimyasal silahlar üzerinde konuşalım isterseniz. Hatta ben biyolojik silahları da biraz daha kenara koyacağım. Çünkü biyolojik silahları geliştirmek çok kolay ama kontrol etmek çok zor. Yani bir biyolojik silah üretebilirsiniz. Nerede kullanacaksınız? Bugün dünyadaki o iletişim ama özellikle ulaşım teknolojisini düşündüğümüzde kullandığınız herhangi bir yerde size zarar vermeyeceğinin garantisi var mı? Panzehri olmadığı sürece çok ciddi ölçüde var. Bir biyolojik silah ürettiniz. Karşı taraf üzerine kullandınız ki karşı taraf genellikle sınır komşunuz olur. Yani dünya üzerindeki çatışma tarihine bakıldığında sınır sorunları en başlıca çatışma alanlarından bir tanesi. Yani olayın içinde etnik veya mezhepsel veya başka hangi sahip bulunursa bulunsun genellikle %80-90 ölçüde sınır komşuları arasında meydana gelir. Sınır komşusuna uyguladınız. Onun geri dönüşüne bakın siz. Nasıl engelleyeceksiniz? Bir ara kuş gribi olduğunda havaalanlarına termal kamera koymuşlardı. Atatürk Havalimanı'nın tam giriş katına termal kamera koymuşlardı. Ateşi olan kişiyi hemen çeviriyorlar. Amerika'da hatta hala var. Şimdi bu MERS virüsü duymuşsunuzdur. MERS işte şey diyor. Şu ülkelerden mi geliyorsunuz? Eğer başınız ağrıyorsa, hafiften ateşiniz varsa, kırgınlığınız varsa lütfen en yakın işte sağlık kuruluşuna başvurunuz. Başvurmayı unutmayınız şeklinde uyarılar. Bunun ötesinde başka hiçbir şey yok. Nasıl engelleyeceksiniz? Çok ciddi bir sıkıntı. O yüzden biyolojik silahları devletler, profesyonel anlamda devletler kullanmayı artık daha az eğilimlidirler. Ha, biyolojik silah üretebilirler. Üretmenin engel yok. Tabii ki yasal engeller var, onu biraz sonra değineceğim ama hani üretseler dahi bunu ifşa etmek, bunu hele ki cephede kullanmak, savaş alanında kullanmak çok fazla söz konusu değil. Yani kimyasal silahlara karşılaştığında biyolojik silahlar en az kullanma olasılığı bulunan silahlardır. Oysa kimyasal silahlar kullanımı kolay. Yani yapın diye demiyorum ama şu an bile biz internetten böyle girsek nasıl yapılabilir en azından basit düzeyde kimyasal silahlı üretmek mümkün. Yani bir ara bir temizlikçimiz vardı. Tuz ruhu, çamaşır suyu kurban olmuş. Alın size en basit kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek şey. Birçok şey yapabilirsiniz. Yapması kolay. İlla yüksek düzeyde kimya bilgisi gerektirmiyor. Gerekli maddeleri çok kolay bulabilirsiniz. Yani herhangi bir markete gittiğiniz zaman ne maddeyi bulabilirsiniz. Ucuz. Zaten kimyasal silahlar için kimin söylediğini hatırlıyorum da çok güzel bir ifade. Fakirin kimyasal silah, fakirin nükleer silah derler. Kimyasal silahlar için.
fakirin nükleer silahıdır. Tespiti çok zor. Kimyasal silahları. Tespit etmesi çok zor. Bir de yapanı tespit etmek çok zor. Yani kimyasal silah aldığınız zaman illa bunu balistik füzeye gönderecek değilsiniz. İlla topla gönderecek değilsiniz. İşte Japonya'daki sarin gazı saldırısını hatırlıyorsunuz metro istasyonunda. Her örgüt imzasını atma, bırakmak ister bir şekilde. Kendisinin yaptığını deşifre etmek ister en azından üstlenmek adına ama birisi yaptığında en azından bunun arkasındaki devleti bulmak çok yoğun bir istihbarat faaliyeti gerektirir. İlk aşamada çok büyük bir başarı elde etmek biraz zordur. Kimyasal silahlar açısından. Kimyasal silahların bir diğer şeyi diğer silah tiplerine göre etkisi o kadar da uzun süre değil. Yani havayla yayılıyor bu. Ama en nihayetinde hani maazallah diyelim şu an tam bu Ekonomik Teknoloji Üniversitesi'nde topta bir kimyasal silah saldırısı olsun. Hemen kapıları kapatırız. İşte havalandırma varsa havalandırmayı kapatırız. Islak bezlerle kapatlarını falan iyice kapatırız. Hiçbir sirkülasyon olmasın diye. Yani bir saat, bir buçuk saat sonra o kimyasal ajanın şeyi gider. Kimyasal maddenin, gazın yani etkisi gider. İnsanlar bir ara Irak, hani Sabah Mesut Hoca bahsetti ya, Irak'ın kuvveti işgali ve sonrasında düzenlenen operasyon. Tam operasyon sırasında işte ben Güneydoğu ilinde bulunuyordum. Tam da Irak'ın olası bir saldırısı durumunda ilk hedefleyebileceği stratejik illerden bir tanesiydi. İşte sığınaklar hazırlandı, gaz maskeleri dağıtıldı vesaire vesaire. Şimdi hani biraz daha donanımlıydık o dönemine bakıldığında. Gerçi her aileye bir tane gaz maskesi vermişlerdi ama o da bir ayrı trajikomik bir şey. Sivil savunma adına. Ama en büyük şey şu. Mesela bazı insanlar özellikle taşrada veya köylerde şöyle bir olaya gitmişlerdi. Camları muşambayla örtüp kapının önüne bir tane tavuk koyup tavuğun ayağını bağlayıp hani gitmesini engellemek için sabah kalktıklarında dışarı çıkmadan önce veya camı pencere açmadan önce tavuğa bakıyorlardı. Yani şunu demek istiyorum. Erken uyarı sistemi. Yine bir. Ama etkili. Ya nükleer silahda böyle bir şansınız yok. Biraz sonra vereceğim örneğini. Böyle bir şansınız yok. Biyolojik silahda da böyle bir şansınız yok. Ama en nihayetinde kimyasal silahlar eğer o tavuk yaşıyorsa siz de rahatlıkla dışarı çıkabilirsiniz. Eğer tavuk ölmüşse evden dışarı çıkmazsınız en azından dışarıda canlı izi görene kadar. Yani bir anlamda aslında ölüm olması da kolay. Ama hani beklenmeyen bir açıdan gelirse yani hiç beklemediğiniz bir anda mesela biz o tehdidi biliyorduk. Potansiyel bir tehdit vardı. Irak, Türkiye saldırırsa kimyasal silah var, kimyasal silah bulunabilir. Hani o kişi de o tavuğu oraya bağlarken o tehdidi biliyordu. Ama anlık gelirse eskiden kamu binalarında hep olurdu. Hatta hala var. Radyoaktif serpinti uyarıları falan diye sivil savunma kaç kişi biliyor sivil savunma ikazlarının, sirenlerinin alanı. Ben bilmiyorum. Ha, evet kesik kesik uzun vesaire falan bir sürü şey var ama bir tanesi diyorum sadece savaş tehlikesi olanı. Hani hava saldırısı ihtimali olanı. Onun haricindekini bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Yani bir anlamda hazırlık eğer beklenen bir saldırı değilse hazırlık yapması zor. Ama en nihayetinde şöyle bir olay da var kimyasal saldırının. Mesela İran-Irak savaşı esnasında Irak tarafından kullanıldı ilk. Daha sonra İran tarafından da kullanıldı gerçi ama Irak tarafından kullanıldığında mesela cephede kullanıldı ilk. Cephede kullanıldı yani daha Saddam Hüseyin kendi halkı üzerine kullanmadan önce cephede bunu kullanmaya çalıştı. Ve bunu kullanırken de İran cephesine attığı top mermileriyle kimyasal silah fırlattı. Ama rüzgarı hesaba katmadı. O kimyasal gazların hepsi Irak cephesine geri döndü ve Irak askerleri öldü. İlk yapılan saldırıda en fazla zararı Irak askerleri kendisi gördü. Yani kendi silahlarıyla vuruldu bir anlamda. Dolayısıyla hani bu tür sıkıntılar da var. Ama buna rağmen devletler kimyasal silahlara da iyi gidiyorlar. Zaten bakıldığında hani idealizmi, ütopizmi, yani her şeyi bir kenara bırakalım, idealizmi falan da bir kenara bırakalım. Rasyonel olan bir devlet kitle imha silahına sahip olmak ister. Özellikle nükleer silaha sahip olmak ister. Olmuyorsa olamadığındandır. Olmak istemediğinden değil. Devletler açısından. Biraz sonra demek istediğimi daha ayrıntılı söyleyeceğim. Şimdi biraz da nükleer silahlara bakalım isterseniz. Atomun fizyonu veya füzyonu. Bunlar biraz daha teknik konular olduğu için çok fazla girmeyeceğim ama atomun parçalanmasıyla veya birleşmesiyle ortaya bir enerji çıkıyor. Bu enerji kullanılarak da nükleer silahlar üretilebiliyor.
Ama şimdi nükleer enerji deyince böyle çok antipatik bir şeymiş gibi geliyor. Yani acaba nükleer enerji gerekli midir, gereksiz midir tartışmasına gireceğim, girmeyeceğim demiyorum. Kesinlikle gireceğim çünkü girmesi gereken bir tartışma belki ama en nihayetinde nükleer enerjinin bir yansıması veya bir sonucu olarak nükleer silahlardan bahsediyoruz ki daha nükleer silah üretmeden önce nükleer enerji vardı. Hangi alanda kullanılıyordu? Tarımda ve tıpta en başta. Tarımda ve tıpta. Ziraat alanında ve tıp alanında nükleer enerji kullanılıyordu. O nükleer silahın da bulunduğu enerjiyi artık ortaya çıkarttıktan sonra aynı zamanda elektrik üretiminde aktif bir şekilde kullanılıyor. Bugün Fransa'nın elektriğinin, tükettiği elektriğin %70'i nükleer santrallerden sağlanıyor. Yani nükleer enerji ve nükleer santral veya nükleer silahlar arasındaki ilişki. Riski var mı? Tabii ki var. Nükleer enerjinin riski var mı? En başta savaşlar. Yıkıcı tahribat. Yani şu ana kadar öyle bir şey yaşamadık ama iki nükleer gücün savaşması demek. Hele ki bu iki güç ABD ve Rusya veya Sovyetler Birliği işte eski adıyla, şimdiki Rusya Federasyonu ise çok daha beter. Çünkü dünyayı onlarca kez ortadan kaldırmaya yetecek derecede nükleer silaha sahipler. Kazalar olabiliyor. İşte Çernobil. Aslında Çernobil'deki kaza da insan yapımı, yani insan yapımı derken tatbikat yapılırken gerçekleşen bir kaza. Onun BBC'de bir belgeseli vardı. YouTube'dan bakabilirsiniz Çernobil'le ilgili. İzleyebilirsiniz Çernobil felaketiyle ilgili. Afetler, işte Fukushima'yı hatırlıyorsunuz değil mi? Fukushima'da deprem sonucunda yaşanan işte olay. Terörizmi sadece Amerikan filmlerinde görüyoruz. İşte Amerikan filmlerinde teröristler nükleer santrale veya nükleer silahların bulunduğu işte silahlara saldırı düzenliyorlar vesaire. Bunun gerçek dünyada hiçbir karşılığı yok. Olmadı şimdiye kadar. Filmler haricinde, Hollywood haricinde hiçbir yerde hiçbir şekilde olmadı. Çevresel tehditler yine bu afetlerle ilişkili olarak belki değerlendirilir. Ama şimdi gerçek dünyada durum bu mu? Yani bakıldığında şu anda BM'ye kayıtlı kaç tane ülke var? 193. 74 tanesi nükleer enerji kullanıyor. Aktif bir şekilde. Nükleer enerji kullanıyor. Bugün dünyada 436 tane nükleer reaktör var arkadaşlar. 436 nükleer reaktör. Yani nükleer enerji tarihi hani kısadır reaktör anlamında diyelim. Son 70 yıl diyelim hadi. 1945'e değer alacak olursak 2015 70 yapar. 76 yıl. 76 yıldır meydana gelen büyük kaza sayısı 2. Çernobil, Fukushima. 2. Ve günümüzde 70 tane daha reaktör inşası var. Ki biliyorsunuz bunların bazıları Türkiye'de, biraz sonra Türkiye'ye özel bir şekilde değinmeyi planlıyorum. Şimdi dünya üzerinde 74 tane ülke nükleer reaktör kullanıyor. Dünya üzerinde hani inşa halindekiye de katacak olursak 500 civarında nükleer reaktör var. Bunların kaza riski, işte ne bileyim diğer afetler veya aklınıza gelecek birçok şey açısından 400-500'de 2. 76 yıllık, artık öyle bir oran bulmak lazım. 76 yılda 500 tane reaktörde 2 tane kaza meydana geldiyse 100 yılda kaza meydana gelme olasılığı veya işte reaktör başına kaza meydana gelme olasılığı. Çok çok düşük. Çok düşük. Yani o kadar söylemde bulunmasına rağmen veya aleyhinde propaganda yapılmasına rağmen nükleer enerjinin o kadar zararlı veya riskli bir şey olmadığını söylemek lazım. Şimdi nükleer silahlar, savaşlar dedik nükleer silahlar. Günümüzde işte 1945'te ABD tarafından ilk Japonya'da kullanıldı. Sonrasında 49'da Sovyetler Birliği tarafından icat edildi, yapıldı. 1952'de İngiltere tarafından yine aynı şekilde nükleer silah sahibi oldu İngiltere. 60 yılında Fransa. Şimdi şuraya dikkatini çekmek istiyorum. Özellikle ABD ve Sovyetler Birliği birbirini zaten rakip oldukları için ABD'nin nükleer silah sahibi olması Sovyetler Birliği'ni ivmelendirdi. İngiltere büyük ölçüde ABD yardımıyla bunu yaptı. Fransa'ya da aynı şekilde Batı bloku ittifak sistemi içinde yardımcı oldular. Ama derken Çin. Şimdi Çin'den sonrasında biraz dikkat çekmek istiyorum. Çünkü
Hindistan'ın nükleer silah sahibi olmasında Çin'in çok büyük etkisi var. Hindistan'ın nükleer silah sahibi olmasında Çin'in çok büyük etkisi var. Pakistan'ın nükleer silah sahibi olmasında Hindistan'ın çok büyük etkisi var. Dolayısıyla yani şu üçlü hani klasik güvenlik ülkeleri diyoruz ya, tırmanma. Tırmanmaya doğru giden bir yol. Allah'tan Afganistan nükleer silah yapacak durumda değildi veya işte başka bir ülkeye yayılmadı. İsrail, soru işareti koyuyorum. Onun üzerine biraz daha belki değinmem gerekecek. Çünkü İsrail hani bir şarkıda der ya, ne inkar ne itiraf. Yalnızca sistemde. İsrail opacity veya ambiguity dediğimiz politikası var. Şeffaflık veya işte bulanıklık, ne inkar ediyor nükleer silahın olmadığını ne de itiraf ediyor nükleer silahın olduğunu. Böyle bir politikası var. Bunun da temeli büyük ölçüde ABD'li ilişkilerinden kaynaklanıyor. Ama en böyle yanlış bilinen veya yanlış zannedilen şeylerden bir tanesi, İsrail'in nükleer silah sahibi olmasında hangi ülke etkilir desem ABD dersiniz. En az etkili de bunların ülke ABD'dir. Hatta en fazla karşı çıkan ülke ABD'nin kendisidir. Fransa. Kim dedi Fransa'yı? Fransa'dır. İsrail'in nükleer silah sahibi olmasında, Divan'ın özellikle nükleer santralinin inşasında ve nükleer silah sahibi olmasında en etkili ülke bizatihi Fransa'nın kendisidir. Ki o da sonradan bu desteği kesmiştir ama o eşik aşıldıktan sonra çok fazla bir önemi yok. 2006'da da Kuzey Kore ilk testini yapmıştır. Şimdi ülkenin nükleer silah sahibi olduğunu nasıl anlarsınız? Bu sadece deme şey olmaz. Ya ve çoğunlukla özellikle günümüzde ülkeler nükleer silah sahibi olduklarını önce göstermeye çalışırlar. Söylemden önce göstermeye çalışırlar. Gösterdikten hemen sonra söylemde bulmaya başlarlar. Gösteriden kasıt deneme. Test, deneme. Nükleer patlamayı gerçekleştirip gerçekleştirmemesi. Bunu gerçekleştirmiyorsa hemen kamuoyunun önüne çıkar ve söyler. Nükleer silah işte şu tarihte ya başarılı bir deneme sonucunda iftiharla ülkemizin artık nükleer kulübe dahil olduğunu ifade ediyoruz. Şimdi burada 9 tane ülke var. Bir tek İsrail'in soru işareti. İsrail'in mevcut politikasından olduğunu söylemiştim. Peki biz İsrail'in nükleer silah sahibi olduğunu nereden biliyoruz? İnceleyebilirsiniz. Çok ilginç bir yaşam var. Mordecai Vanunu. Mordecai Vanunu adında Fas asıllı bir İsrail vatandaşı Yahudi. Bu Dimona nükleer santralinde çalışıyor. Aynı zamanda sol görüşe sahip olan bir Yahudi Vanunu. İşten çıkarılıyor, sonra sendika aracılığa geri gidiyor falan derken o ikinci girişinden sonra her gün bir iki fotoğraf çekip dışarı çıkıyor. Bir iki fotoğraf çekip dışarı çıkıyor ve ondan sonra da bu fotoğrafları bir İngiliz gazetesine satıyor 1986 yılında. Yani kendi ifadesiyle amacı nükleer silahsız bir dünya işte İsrail'in bu tehditler, İsrail'i kurtarmak aslında, İsrail'in kendisini kurtarmak ama parasını aldıktan sonra işte tatile gittiği zaman Mossad tarafından yakalanıyor. 11 yıllık hücrede olmak üzere işte uzunca bir süre hapis yatıyor. Şu an dışarıda ama hakkında şu an onlarca dava devam ediyor. Yabancılarla konuşması yasak, basına demeç vermesi yasak vesaire. Ama o Mordecai Vanunu'nun çekip bilim adamları tarafından doğrulanan fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıyla İsrail kesinlikle nükleer silaha sahip. Şimdi nükleer silahlar ciddi bir tehdit dedik. Dünya üzerinde 193 tane devlet olduğunu söyledik. Peki neden nükleer silah sahibi ülke sayısı bu kadar az? Kesinlikle çok pahalı bir şey ama ondan daha önemli bir caydırıcı faktörü var. Non-proliferation treaty. Nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması. Türkçesi biraz daha uzun ama nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması. NPT. En bağlayıcı olan şey budur. Nükleer silahların yayılmasına önleme antlaşması. 68'de imzalandı. 1970 yılında yürürlüğe girdi. Ve 25 yılına yapılmış bu anlaşma. 1995'te süresiz hale geldi. Günümüzde de geçerliliğini koruyan bir anlaşma. Peki bu anlaşma nükleer silahların yayılmasını nasıl engelliyor? Anlaşmanın maddeleri çok açık. Bir kere anlaşma üye ülkeleri ikiye ayırıyor. Birinci durum ülkeler,
nükleer kulüp üyeleri. Geri dönüyorum. ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Çin ve Fransa. 5 tane ülke. ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin. 5 tane ülke nükleer silah sahibi, meşru, tırnak içinde söyleyeyim meşruiyeti, meşru nükleer silah sahibi ülkeler kabul ediyor. Anlaşmaya üye olan diğer ülkeler, yani 184 ülke ise nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyor. Nükleer silah üretmemeyi taahhüt ediyor. 5 tanesi tırnak içinde meşru nükleer güç, geri kalanı nükleer silah üretmemeyi, üretenlere yardım etmemeyi, hiçbir şekilde buna tevessül etmemeyi taahhüt ediyor. Hakeza o 5 nükleer güç de nükleer silahların teknolojisini vermemeyi, geliştirmemeyi, diğerlerine yardım etmemeyi anlamında kabul ediyor. Ve bağlayıcı bir anlaşma. Günümüzde nükleer silahlara yönelik yapılan en kapsamlı antlaşma. Şimdi bu perspektiften baktığımızda günümüzde 5 tane ülke nükleer silah NPT üyesi değil. Günümüzde 5 tane ülke NPT üyesi değil. Hangileri bunlar? İşte Hindistan hiçbir zaman imzalamadı. Pakistan hiçbir zaman imzalamadı. Kuzey Kore imzacıydı. 2003 yılında çekildi anlaşmadan. 2003 yılında çekildi. İsrail hiçbir zaman imzalamadı. Güney Sudan yeni kuruldu. 2011'de bağımsızlığını kazandı. İmza alacaktı yakında. Hindistan, Pakistan, Kuzey ve İsrail hiç imzalamadı. Kuzey Kore çekildi. Şimdi uluslararası hukuk dersini almışsınızdır değil mi? Orada hani devletlerin iradesi vardır. Ve özellikle bir antlaşma imzalandığında o antlaşmanın çekilme şartları bellidir. NPT'nin ilgili maddelerine de bakarsanız çekilme şartları açıktır, bellidir. Yani isteyen devlet istediği zaman çekilebilir. Peki devletlerin NPT'den çekilmeyi alıkoyan şey ne? Hani Şerif Mahalli'nin ünlü bir kavramı vardı, uzun bir süre kullanıldı hatta. Mahalle baskısı. Mahalle baskısı. Uluslararası alanda izolasyona uğrama riski. Şimdi Kuzey Kore'nin umurunda değil. Zaten izolasyona doğmuş bir ülke. O izolasyona göz görmeye, göz demeye hazır. Şimdi İran perspektiften bakalım. Birçok kişi İran'a nükleer faaliyetleri yüzünden baskı yapılmasını en azından ahlaki bulmuyor. İşte diğer taraftan şu kadar ülke nükleer silah sahibi kendilen İran üzerinde bu kadar duruluyor veya gidiliyor. Çünkü efendim İran NPT üyesi. Şimdi NPT üyesi olmayı neye gerektirir? Bakın arkadaşlar, demek ki yasal ve biyolojik silahlar anlatırken dedim ki size, bunları yapmak çok kolaydır. Gidin marketten eşyalar alın, karıştırın. Nükleer silah, kimyasal silah yaparsınız. Ama nükleer silah, bir, yapması zordur. Yüksek teknoloji gerektirir. İki, büyük zaman gerektirir. Üç, büyük maliyet gerektirir. Hadi bu maliyeti karşılarsınız. Ama ipucu bırakmadan, iz bırakmadan nükleer silah üretemezsiniz. Nasıl yani? İz bırakmak derken neyi kastediyorum? Şimdi NPT üyesiniz. Eğer bir ülke NPT üyeyse, bir nükleer santral yapacaksa bunu NPT'ye bildirir. Daha doğrusu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirir. Atom Enerjisi Ajansı önce bir projeye bakar. Siz projede, örneğin sallıyorum, 80 megawattlık bir nükleer reaktör yapacağım deyip de 200 megawattlık bir kubbe yapamazsınız. Neyi taahhüt ediyorsanız ona uygun yapmak zorundasınız. İnşaatın bütün aşamalarını denetler, faaliyete başlamadan önce gelir denetlemesini yapar. Faaliyete başladıktan sonra da hem periyodik hem de anlık olarak gelir denetler. Yani eğer NPT üyesiyseniz bunların hepsini peşinden kabul etmiş oluyorsunuz. Türkiye'de mesela Mersin'de Akkuyu'da şimdi nükleer santral yapılıyor, reaktör yapılıyor. Reaktörün projesi, inşaat yapılacağı yer, o inşaatın ilk aşamadan itibaren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetiminde. Faaliyete başlamadan önce herkese aynı şey yapılacak, denetim yapılacak, faaliyete başlayacak ve sonrasında bunlar devam edecek. Yani bir devletin
iz bırakmadan nükleer silah yapması imkansız derken bunu kastediyorum. İran durumu neydi? İran'da nükleer santraller vardı. Projeleri 60'lı yıllardan itibaren, özellikle 70'li yıllara çizilen ve başlanan tesisler vardı. Bunların NPT'nin bilgisi dahilinde, ya daha doğrusu Atom Enerjisi Ajansı'nın bilgisi dahilinde ve en nihayetinde 2002'de bir ortaya çıktı ki İran'ın NPT'ye bildirmediği tesisleri var. Kural dışı mı? Uluslararası hukuka aykırı. Ve bunların denetimi açılması, açılmaması tartışması derken günümüze kadar gelinen süreç ve en nihayetinde bugün işte geçen yapılan müzakereler sonucunda yavaş yavaş o NPT'nin ek protokolünde imzalanmasıyla veya imzalanacağı ve uygulamaya konulması yönünde yapılan taahhütlerle o sürecin devam ettirilmesi. Yani sözün özü kolay kolay nükleer silah yapamazsınız. Çünkü en ufak bir ihbarda NPT'ye gelir istediği tesisi araştırma hakkına sahiptir. Nükleer ilişkin her yeri araştırma hakkına sahiptir. Şimdi bir de bunun haricinde bazı devletler veya bölgeler diyelim, bölgeler nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler oluşturuyorlar. Hani demin size bahsettiğim o savaş riskinin önlenmesi açısından, savaşın ötesinde tırmanmanın önlenmesi açısından, hani Hindistan, Çin, Pakistan örneğine verdiğim gibi veya ABD, Sovyetler Birliği örneğine olduğu gibi nükleer silah rekabeti, nükleer silahlanma rekabeti olmasın diye nükleer silahsızlandırılmış veya nükleer silahların arındırılmış alanlar şeklinde oluşturuluyor. Bu harita çok daha yüksek çözünürlüklü. Size önerim bunu daha sonra Google'dan alıp incelemeniz. Nükleer weapon free areas diye yazarsanız, notunuzu alırsanız yüksek çözünürlükten bakın buna. Yani bakıldığında işte ABD bir anlamda garanti altında. Kuzeyde Kanada nükleer silah yok. Güneyi de zaten nükleer silahtan arındırılmış bölge olmayı kabul etmiş anlaşmayla. Bunu teyit etmiş. Hakeza Afrika için de aynısı geçerli. Hakeza şu bölge için de aynısı geçerli. Orta Asya ülkeleri için aynısı geçerli. Moğolistan durum birazcık tuhaf burada. Moğolistan biliyorsunuz dünyanın ben en bahtsız ülkelerinden bir tanesi olarak değerlendiriyorum. İki tane komşusu var Moğolistan'ın. Sadece iki komşusu var. Başka komşusu yok. Denize çıkışı yok. İki komşusundan birisi Rusya, bir diğeri de Çin. Burası iki tane hem süper güç hem nükleer gücün arasında ben nükleer silah sahibi olmayacağım diyen bir ülke. Yani desen olur demesen olur onu zaten çok fazla müsaade etmezler. Şimdi nükleer silahlar evet. İlk nükleer silah uçaktan atılmıştı ama nükleer silah teknolojisindeki belki çığır açan şeylerden bir tanesi balistik füzeler arkadaşlar. Balistik füze. Şimdi normal bir roket veya füze ile balistik füze arasındaki fark nedir? En başta yani füze dediğimiz şey silah değildir. Bu sadece bir gönderme araçtır. Gönderme araçtır. Bir füzeyi balistik yapan şey şu arkadaşlar. Füzenin atmosfer dışına çıkıp tekrar girebilme imkanının olması, yeteneğinin olması. İlla gitmek zorunda değil ama atmosferin dışına çıkma yeteneğine ve tekrar girme yeteneğine sahipse de bir yürgüde biz o füzeye balistik füze diyoruz. Balistik füze diyoruz. Resimde gördüğünüz, yansıda gördüğünüz şey ilk balistik füze. Almanların geliştirmiş olduğu ilk balistik füze. Bunun işte İngiltere'ye ve Fransa'ya karşı çok fazla sayıda atmıştı ama isabet oranları çok düşüktü. Ama en nihayetinde o dönemin teknolojisiyle kıyaslandığında 5700 km saatte 5700 km düşünüyor musunuz? Saatte 5700 km hızla giden bir füzeden bahsediyoruz. Menzili 320 km. Yani şöyle bir kaba hesap yapacak olursak saatimiz 5000 diyelim biz buna. 5000 km yarım saatte 2500 km gider. 15 dakikada 1250 km gider. 7 dakikada 1220 hadi biz ona. 7 dakikada 600 km gider. 3,5 dakikada 300 km gider. 3,5 dakikada zaten menziline ulaşıyor. Güzel. Hele ki bir de 100 km öteye attığınızı düşünün hedefi. Hedefin 100 km temiz olduğunu düşünün. 1,5 dakikada falan
video hedefine. Şimdi bakın, bu ilk balistik füze. Şimdi size göstereceğim balistik füze normal bir balistik füze. Hıza bakın. 1 saatte hızı 24.000 km. Aynı kaba hesapla yarım saatte 12.000, 15 dakikada 6.000, 7.5 dakikada 3.000, hadi 8 dakika diyelim. 4 dakikada 1500, 2 dakikada 750, hadi biz 700 diyelim. 1 dakikada 350. Sizin atacağınız hedef diyelim ki 150 km öteninize. 30 saniye. Hani de şimdi yolcu uçaklara kalkarken belli bir ivme kazanıyor. Ve hani kalkıştan sonra normal rotasına girdikten sonra hızlanmaya başlıyor. İnerken hani descending kısmında da yavaşlamaya başlıyor, iyice yavaşlamaya başlıyor. Füzenin öyle bir yavaşlama derdi de yok. Füze ilk kalkıyor, ondan sonra yörüngesine gidiyor, hedefine doğrudan doğruya son hızla vuruyor. Dolayısıyla çok ciddi bir şey. Şöyle bir kıyaslama yapalım. Normal bir ticari uçak. Bir savaş uçağı ve demin ele aldığımız Minuteman 3 tipi balistik füze. Bir maliyet $90 milyon. Kullanılmışını ben şey yaptım. Hep ikinci ellerinin fiyatlarını çıkarttım. Birinci ellerin biraz daha yüksek. Ticari uçakları. Ama hızı ortalama olarak 900 km falan. Bazen rüzgarı da arkasına 1000'e falan çıktığı da oluyor ama daha fazla gitmez. Savaş uçakları ortalama hızı 2500 km. Hani 3000 falan da, 3500 falan da olur ama ortalama olarak bahsediyorum. Füzeninki daha önce de ifade etmiştim. 24.000 km. Bir maliyeti savaş uçağının daha uygun. Ama savaşın haricinde hiç kullanamazsınız. Savaşta da nadiren yaşanan bir şeydir. Eğer şeye bakarsak, ülke tarihine bakarsak, savaş uçaklarının aktif olarak katıldığı görev sayısı, aktif savaşa katıldığı görev sayısı çok azdır. Füzelerin aktif görev dizaynı bulunması demek, onun tek kullanımlık olması anlamına gelir. Ortadan kalkar, tamamen gider. Yolcu uçakları öyle değil. Yani rantabilite açısına bakıldığında sanki füzeler çok daha ucuzmuş gibi görünüyor ama kullanım açısından bakıldığında yatırımı tabii ki savaş uçakları yapmak çok daha mantıklı. Ama şimdi balistik füzelerin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Balistik füzeler de tıpkı demin nükleer silahlarda bahsettiğiniz gibi bir prestij unsurudur. Demin saydık nükleer silah sahibi ülkeleri. Kaç tane ülke vardı? 9 tane nükleer silah sahibi ülke var. Günümüzde 35'in üzerinde ülke balistik füzeye sahip. 35'ten fazla ülke balistik füzeye sahip. Şimdi maliyeti kurtarmıyor. Yani rentable değil balistik füze. Ucuna kimyasal veya nükleer başlık takmak için rentable değil. Niye peki devletler balistik füzeye bu kadar yatırım yapıyorlar? En temel sebebi prestij ve caydırıcılık. Prestij ve caydırıcılık. Çünkü füzelerin yakalanma olasılığı veya düşürülme olasılığı çok düşük. O hızla giden bir füzeyi vurma olasılığı konvansiyonel antrenmanlara çok düşük. Devletler kitle imha silahına sahip olsalar da olmasalar da balistik füzeye sahip olmaya çalışırlar. Ve bakın enteresandır. Dünya üzerinde bir tane nükleer saldırı oldu. Yani ABD tarafından hem Nagasaki hem Hiroşima'ya atılan bombalar. Ama o ikisi de savaş uçaklarından, ağır bombalama uçaklarından atıldı. Balistik füzeler savaş alanlarında kitle imha silahıyla kullanılmadı hiç. Şu ana kadar savaş alanında kullanılan balistik füzeleri sayalım. Bir dedim Almanya tarafından İngiltere ve Fransa'ya karşı. İki, İran tarafından Irak'a, Irak tarafından İran'a karşı. İran-Irak savaşı esnasında. İki ülke tarafından birbirine karşı. Üç, Sovyetler Birliği tarafından, yani Sovyetlerin Afganistan'ı işgalinden sonra Sovyet destekli Kabil hükümeti tarafından mücahitlere karşı. Dört, Irak'ın kuvveti işgalinden hemen sonra müdahale edilirken, işte Suudi Arabistan'a, Kuveyt'e ve İsrail'e karşı kullanıldı Irak tarafından yine. Ve 5, son olarak Suriye tarafından kendi halkına karşı kullanıldı. Geçtiğimiz senelerde. Suriye rejimi tarafından, Esad rejimi tarafından kendi halkına karşı kullanıldı.
Ve bakın bunların hepsinde konvansiyonel başlık. Demin size konvansiyonel başlıkta yapılan saldırıdaki şeyi gösterdim. Hani tahribatları gösterdim. Konvansiyonel başlıkta balistik füzeyi kullanmak, hani tabiri caizse maliyeti kurtarmıyor arkadaşlar. Teknoloji maliyeti kurtarmıyor, bilim maliyeti, hiçbir şekilde maliyeti kurtarmıyor. Ama işte orada amaç karşı taraf üzerinde o psikolojik etkisi, caydırıcı etkisi. Yani sahip olman caydırıcı etkisi, kullandığın zaman da psikolojik etkisi. Ama şimdi bu silahlar, özellikle balistik füzeler diyelim, üzerine konvansiyonel patlayıcı konulsak, çok fazla savaş esnasında kullanılmadığı için ciddi bir accuracy, yani nasıl diyeyim, isabet oranı sorunu var. Çok ciddi bir isabet oranı sorunu var. Şuna benziyor bu. Şimdi Mısır 1973 savaşında, yanlış hatırlamıyorsam 67 olabilir ama bakmak lazım bir daha. Şimdi Mısır kendi şeyini geliştiriyor, balistik füzesini geliştiriyor. Her Temmuz ayında sokakana geçiriyor. İşte devrim füzelerimiz, devrimimizin yeni füzeleri, işte bu füzelerle İsrail'i ortadan kaldıracak güce sahibiz. Lübnan güneyine kadar gider bu füzeler falan filan. 67 savaşında ya. Çok sıkışıyor. Diyorlar ki bizim füzeleri çıkarın silahlardan. Çıkartıyorlar silahlardan. Kullanıyorlar. Normalde o Lübnan güneyine kadar gidecek olan füzeler, Nasır'ın deyimiyle. Lübnan güneyine kadar gidecek olan füzeler. Bir ateşliyorlar füzeyi. Füze havan vermesi kadar gidiyor. 5 kilometreden daha az gidiyor ve o düştüğü yerde çok az bir tahribat oluşuyor. Yani şunu demek istiyorum. Evet, devletler balistik füzelere sahip olur ama bu silahlar tatbikatlar haricinde çok da sık kullanılan silahlar değildir. Düşünün işte 70 yıllık tarihinde 4-5 kez, 5 kez kullanıldı. O 5 kez kullanımında da hani Irak'ın İsrail'e, Kuveyt'e ve Suudi Arabistan'a attığı füzelerde İsabet oranları çok çok düşüktü. Irak'ın İran'a, İran'ın Irak'a attığı füze savaşlarında o İran'a savaşın bir kısmı isabet oranı yine düşüktü. Hakeza Sovyet destekli Kabil hükümeti tarafından mücadelelere karşı kullanırken yine düşüktü. Esad rejiminin de hani o isabet oranı çok fazla kayda aldıklarını zannetmiyorum. Yani sivil muhalif ayrımcı etmeksizin herkes vurduğu için orada da isabet oranını iyi olmadığı söyleniyor. Velhasıl şimdi yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Ondan sonra soru cevap kısmına geçelim. Şimdi bir, hani biyolojik silahları bir kenara bırakmıştık. Tekrar gelelim biyolojik silahlara. Hani dedi ya size eski bir silahtır, eski bir yöntemdir. Evet işte eski olduğunun en büyük kanıtı. Daha 1925 yılında Cenevre Protokolü'nde biyolojik silahların kullanımı yasaklanmıştır. 75 yılında artık çağa uygun bir anlaşma yapalım denmiştir. Ve silahların kullanılmasını, sahip olunmasını ve mevcut envanterinde imhasını öngörüyor. Yani 25'te sadece kullanmak yasak. Sahip olabilirsiniz, üretebilirsiniz. Ama 75'te bağlamaları ortadan kaldıracaksınız. Bundan sonra sahip olmayacaksınız. Rezervde sahip olmadığı şeyle kullanmayacaksınız. Orta Doğu açısından baktığımızda bugün Mısır ve Suriye hala onarmış değil biyolojik silah sözleşmesine. İsrail de aynı şekilde hem imzalamamıştır hem de taraf değildir. Aynı şey bir başka versiyon açısından kimyasal silahlar için geçerli. Kimyasal silahlar açısından geçerli. 1925 anlaşması hakeza kimyasal silahların kullanımını yasaklıyor. Bu sefer 1993'te biraz daha geç bir tarihte kimyasal silahlar sözleşmesi imzalanıyor. Burada da hakeza bu silahları kullanmak, sahip olmak veya işte mevcut envanterinin imhasını öngörüyor. Şimdi burada da Mısır hakeza taraf değil. İsrail onaylamamış durumda. İran biraz daha geç bir tarihte. Irak Saddam sonrası dönemde bu anlaşmaya taraf olmuştur. Suriye taraf değildi. Ta ki işte o medyaya veya kamuoyuna en fazla yansıyan haliyle 21 Ağustos Guta saldırısında işte binlerce sivilin ölmesinden sonra oluşan uluslararası baskı neticesinde bir anlamda Rusya'nın onları kurtarması neticesinde diyelim bu anlaşmaya taraf olmak zorunda kaldı ve kimyasal envanterinin önemli ölçüde büyük kısmını hala daha tamamen iade etmediği şeklinde iddialar var ama imha etmek zorunda kalmıştır. Daha doğrusu imhası için devretmek zorunda kalmıştır. Şimdi isterseniz şöyle bir toparlama yapalım.
Günümüzde Orta Doğu açısından 3 alanda tehdit algısı ve tehlike bulunmakta. Bunlardan nükleer silahlar arkadaşlar, devletler arasında. Kimyasal silahlar halklar açısından, balistik füzeler ise hem halklar hem de devletler açısından bir nevi tehdit oluşturmakta. Yani nükleer silahlar açısından baktığımızda İsrail bu anlamda Orta Doğu'da şu anda nükleer tekele sahip olan bir ülke. İran, İsrail'den sonra nükleer silah edinme potansiyeline en fazla sahip ülke. Hani bir deyim vardır veya atasözü. Şuyu vukuundan beter. Hani söylentisi gerçekleşmesinden beter anlamında. İran'ın nükleer silah sahibi olması halinde olacakları söyleyeyim. İran nükleer silah sahibi olsa İran'a müdahale olmaz bundan sonra. Ama yeni bir nükleer silahlanma dalgası yaşanır Orta Doğu'da. Hangi ülkeler nükleer silah sahibi olabilir İran'dan sonra? Suudi Arabistan başka? Katar'ın küçük olduğu için belki ona şey yapmayabilir, tereddüt edebilir ama Türkiye ve Mısır. Yani en potansiyel ülkeler. En potansiyel ülkeler. Şimdi demin ki Hindistan, daha doğrusu Çin, Hindistan, Pakistan sarmalında olduğu gibi. Şu an İsrail bunu kabul etmiyor. Yani nükleer silaha sahip olduğunu inkar etmiyor ama kabul de etmiyor. Ama İran nükleer silaha sahip olursa Orta Doğu'da yeni bir silahlanma dalgası riski bulunmakta. Yani İran'ın nükleer silaha sahip olması risktir. Hiç kimse, hiçbir ülke yanı başında bir nükleer güç istemez. İran'ın nükleer silah sahibi olması durumunda diğer ülkelerin de çok ciddi bir şekilde etkileneceği açıktır. Örneğin Suudi Arabistan nükleer silah sahibi olursa diğer körfez ülkeleri ne yapacaklar? Irak ne yapacak? Türkiye olur da nükleer silah sahibi olursa Yunanistan ne yapacak? Çok ciddi bir risk olsun. Yani komşuluk ilişkileri ve o tırmanma, güvenlik ikilemi bağlama düşündüğümüzde yeni bir yayılma dalgası söz konusu olabilecektir. Bu nedenle riskli. Kimyasal silahlar. Şimdi kimyasal silahlar Mısır tarafından Yemen'de de kurulmuştur bu arada 1960'lı yıllarda. Yine halklara karşı. Hatta 1920'lerde İngiltere tarafından Irak'ta da kullanılmıştır. Irak'ın kuzeyinde Kürtlere karşı kullanılmıştır 1920'li yıllarda. Hayır, Musul'a karşı, özür dilerim hocam. Terafe bölgesi bulunan bir yere karşı oraya, Türkmen bölgesine kullanılmış. Yok, Kürtlere karşı da kullanılmış. İki tarafta kullanılmış. Şimdi söylemler, neyse bu daha sonra sonra... Daha sonra dersten sonra şey yaparız. Sundan sonra şey yaparız. İki tane makale de var bu konuda. Yine neyse. Şey tamam, Irak üzerinde kullanılır evet. Diyelim biz genel olarak. Çünkü Musul o zaman tek bir vilayet olduğu için bütüncül, tamam mı? O şekilde bütüncül. Tamam. Şimdi bakıldığında onun haricinde Irak tarafından, Saddam Hüseyin tarafından hakeza Kuzey Irak'ta kullanıldı. Bunun haricinde Suriye'de işte kullanıldı. Ve bunun haricinde hani o filmlerde bahsedilen şeyin ciddi anlamda riski var. Yani devlet dışı aktörler tarafından kullanılma ihtimali bulunmakta. Mesela rivayet edilir ki Suriye kimyasal stoklarının bir kısmını, yani önemli bir kısmını devrederken kimyasal silahların yasaklanması örgütlerini devrederken küçük de olsa bir kısmının da Hizbullah'a geçirildiği veya Suriye'nin elindeki füze kapasitesinin bir kısmının hakeza Hizbullah'a devredildiği şeklinde riskler bulunmakta. Buradan işte balistik füze konusundaki riske geçmek istiyorum. Burada da işte en riskli ülkeler veya tehdit algısı oluşturan ülkeler, işte biraz önceki örneğinde olduğu gibi Suriye, bir diğeri İran, bir diğeri Yemen, bir diğeri Suudi Arabistan. Bu ülkelerin ortak özelliklerinden bir tanesi de özellikle o rejim unsurunu korumak için, yani rejimin o kalın kabuğunu, özünü korumak için yeri geldiğinde kendi halkına dahi kullanma ihtimali bulunması. Yani Suriye'de biz bunu gördük. Irak'ta da baktığı zamanında gördük. Irak'ta daha sonra yaptırılma sürecinde kaldırıldı bunlar ama en nihayetinde böyle riskler
var. Veya birbirlerine karşı kullanılması, yani sadece halklara karşı değil, birbirlerine karşı kullanılması riskiyle bulunmakta. Şimdi daha aslında şeye doğru gitmek istiyorum. Yani Türkiye nükleer enerji veya Türkiye enerji potansiyeli, ama konu biraz daha kitle imasyalarından enerji güvenliğine doğru geçecek. O yüzden şöyle ifade edeyim Türkiye açısından, onu hani toparlayacak şekilde sadece şeyi göstereyim size. Daha ben anlatacağım başka şeyler de var ama. Türkiye'nin bugün enerji tüketiminin açısından kaynak payları. Okuyor mu burada? Şöyle ifade edeyim. Petrol bağımlısı bir ülkeyiz. Türkiye bir günde 800 bin varil petrol tüketiyor. 800 bin varil petrol tüketiyor. Ve sadece 55 binini üretiyor arkadaşlar. 800 binde 55 bin karşılama oranı. Bu açıdan düşündüğümüzde, ne kadar kaynak çeşitliği olursa o kadar bir ülke açısından enerjinin güvenli hale geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın, kaynak çeşitliği derken şunu kastediyorum. Örneğin petrol. Petrol ne kadar fazla sayıda ülkeden alırsanız o kadar kârdır. Sadece petrol değil. Bir, enerji türünü ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar kârdır. Yani petrol, doğalgaz, işte kömür, lignit, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, nükleer enerji, hidroelektrik enerji veya hidro santrallerden esnenen, elde edilen enerji. Bir de her enerji türünü ne kadar fazla ülkeden alırsanız o kadar kârdır. Yani şimdi Rusya'da yaşadığımız krizi düşünün. Yani sadece şu Suriye krizini değil, Ukrayna krizinden itibaren, hatta Gürcistan, 2008 Gürcistan'a itibaren düşünün. Ukrayna krizinde Kırım politikasına bakın. Taban tabana zıtlık var. Suriye konusunda herkese aynı şey geçerli. Ama günün sonunda dikkate almak zorunda olduğunuz indikatörlerden bir tanesi de o. %100 bağımlılık olmayabilir. Ama dikkate almak zorunda olduğunuz indikatör. Türkiye o yüzden Nijerya'dan LNG alıyor. Türkiye o yüzden Cezayir'den LNG alıyor. Türkiye o yüzden Katar'la yeni yaptığı anlaşmada LNG alıyor. Hatta ileriye yönelik de uzun, çok çok daha uzun vadeli bir boru hattı projesi var. Hem Basra Körfezi'ni bypass etmek için, hem de LNG'den kurtarıp maliyeti düşürmek için. Velhasıl kelam, yani nükleer enerji açısından bunu söyleyebilirim diyelim. Neyse, ben şimdilik burada bırakayım. Birazcık soru cevapla götürmek istiyorum. Sizlerin sorusu varsa lütfen buyurun. Buyurun. Hocam, Türkiye mi? Bir de kendinizi tanıtırsanız, üniversitenizi ve kendinizi. Ben Esra Çomarlı, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrencisiyim. Türkiye'nin nükleer enerjide bağımından bahsettik az önce. Akkuyu nükleer santralinde biliyorsunuz Rus şirket şu an yapıyor. Ve bu Rusya'yla kriz yaşandığında Reuters gazetesi gibi bazı gazeteler hani durdurulduğunu söyledi. Daha sonra böyle bir şey olmadığı anlaşıldı. Ama hala Rusya bunu bir tehdit olarak kullanabilir Türkiye için. Ve hani Türkiye'nin şartları çok ağırdı ve bir tek Rus şirket kabul etmişti. Onun için bu konuda Türkiye öyle bir durum olursa ne yapabilir? Hani diğer şirketlerle anlaşma yolunda. Ve sizce bu Rusya açısından tekrar bir tehdit olarak kullanılabilir mi bizim için? Hani şey derdi, rica ederim. Bir musibet bir nesrete gelir diye hani ülkeler devletlerin hafızalarına bir kez daha belki hatırlatıyor. Hem enerji çeşitliliği evet, konusunda hem de nükleer enerji konusunda. Mesela şuraya ben hani zaman olmadığı için çok fazla girmedim. Evet, Mersin Akkuyu santraline ihalesi açıldığı zaman özellikle know-how transferi noktasında en uygun şartları Rusya sağlamıştı. Hatta Rusya'nın haricinde ihaleye giren şirket bile olmamıştı o dönemde. Yani ciddi bir risk unsuru, yani daha doğrusu risk unsuru yönünde Türkiye'nin belki de yani çok kompetitörlük olacak belki ama şirketlere girmesini öyle yorumlayabilirsiniz. Nükleer enerjiye sahip olmaması veya geçmesi anlamında veya girecekse de daha kısa teknolojiye girmesi anlamında öngörülen bir şeydi. Evet, o dönemde Rusya vardı ama Türkiye'nin işte Sinop'taki santralinin Japonya'yla anlaşma imzalamış olması, herkese inada için farklı ülkelerle görüşmelerin yapılıyor olması bir anlamda aslında o çeşitliliğin sağlanmaya çalışıldığının göstergesi. Ama şu bir gerçek, bir teknoloji aldığınız zaman silahlarda da bu geçerlidir. Yüksek teknoloji elektronik ürünlerde de bu geçerlidir.
bir silah aldığınız zaman o silahın üretim derken yedek parçalarından, bakımından, muhafazasından, eğitimine kadar, sonrasında mühimmatına kadar birçok alanda bağımlı hale gelirsiniz veya bağımlı demesek bile karşılıklı ilişki doğmuş olur. Hakeza işte Rusya üzerinden de, özellikle Rusya'da şu an eğitim görmekte olan öğrenciler açısından düşündüğümüzde, Rus teknolojisinin gelmesi açısından düşündüğümüzde böyle bir ilişki kuruldu. Karşılıklı bağımlı bir ilişki kuruldu. Bunu sadece tek bir öykü düşünmeyelim lütfen. Rusya'ya sonuçta 32 milyar dolarlık bir ticaret harcım var veya 30 milyar dolarlık bir ticaret harcım var. Evet, enerji açısından Türkiye'nin o bağımlı görüntüsü aynı zamanda Rusya'nın da dış ticaret hacmi açısından bir dezavantajı anlamında yorumlanabilir. Dolayısıyla ilişkiler tek boyutlu değil. Nükleer alan da sadece bunların bir tanesi. Eğer ikili ilişkiler etkilenirse en son etkilenecek alanların bir tanesi bu. Neden? Çünkü bu diğerlerine göre daha stratejik. Devletlerin böyle bir şeyi ulusal hafızanı unutması kolay değildir. Yenilmek de böyle bir ilişkinin kurulması, güvene dayalı böyle bir ilişkinin kurulması çok daha zordur. Ticaret ilk başta sekteye uğrar. Ticarette de hayati olmayan alanlardan başta sekteye uğramaya, ama tırmanma modelinde olduğu gibi yavaş yavaş düşük savaştan başlar ya, düşük yoğunluklu yatırımlardan başlar. Eğer ilişkiler gelecekse, ben gelmeyecek veya gelmesin diye de bir şey söylemiyorum. Gelecekse gelecektir. Hiçbir sıkıntı olmazsın. İki ülke de birbirine karşı poz olarak kullanacağı şeyleri kullanmaya çalışacaktır. Önce düşük işte hayata olmayan anlarda başlar bu. Eğer ilişkiler çok ciddi bir gerilim ve gerginliğe yol açarsa sonraki aşamanın bir tanesi de bunu bekleyebiliriz. Bunu olduktan sonra da o teknoloji başka bir ülkeden daha kolay şart, daha ağır belki tırnak içindeki şartlara tedarik edilebilir. Ama şu Türkiye'nin nükleer enerji alanında ne kadar geç kaldığını göstermesi açısından şu Sinop'taki santral de 2023'te devreye gireceğini düşündüğümüzde ne kadar geç kaldığının en büyük göstergesidir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurun. Hocam şimdi tabloya baktığımız zaman orada Rusya, Japonya, bir de işte ABD, Çin, Japon yazıyor orada. Tağdan belli yok, o yüzden. Evet, tabii yani buna göre ben bir soru soracağım. Şimdi Hindistan ve Pakistan'ın yeri burada hani ileride olacak mı veya olmayacak mı diye. Potansiyel ama şimdi teknoloji açısından, yani teknoloji transferi açısından öncelikle bakılıyor. Şimdi aslında bu sıkıntının benzeriyle şeyleri de var. Füze savunma projesi, evet. Füze savunma kalkanı konusunda da var. Yani evet, teknoloji kullanabilirse Pakistan, kullanabilir miyim teknoloji, Pakistan'da ileri anlaşmalar var, görüşmeler yapılıyor. Evet, çünkü bu konuda zaten olarak özellikle Hindistan'da büyük bir istifade bulunmuştu zaten. Bulunmuştu ama şimdi Hindistan, özellikle Pakistan Türkiye'de bu alanda daha fazla işbirliğe yatkın. Ama şimdi o aşamadan önce hani o daha bu alanda daha fazla tecrübe sahibi ülkelerle anlaşmalar ilişkiler var ve şartlara bakıyor biraz daha. Yani şartlar üzerinden gidiyor. İstenen şartları yerine getiren şeyler olursa, ihaleye girmek olursa, bitler olursa çok daha kolay bir şekilde çözülecektir. Ama potansiyel arasında kesinlikle var. Buyurun. Sonra da arkada bir sorumuz var. Ahmet Yavuz Güller, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ben aslında geçmişten duyduğum bir haberi ve onun sonrasında 2014 yılında çıkan bir habere göre bir soru sormak istiyorum. Türkiye'nin bu nükleer silaha sahip olma yönündeki çalışmalarla ilgili olarak 2012 yılında öncelikle İsrail Demkafa sitesi hem Türkiye hem Suudi Arabistan için 2015 yılında nükleer silaha sahip olacak diye bir haber yayınlamıştı. Deutschwelle'de de enteresandır, geçen, yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl şey çıktı, bir eski BND ajanı şey diye söylemişti. Türkiye'nin nükleer silaha sahip olacağına dair bir argüman kullanmıştı. 2015 yılının için söylemişti bunu. Hani tahminler o yönde kullanılıyordu. Hani nükleer santraller konusundaki geri planda kalmamızın yanında bir belli başlı hocalara sormuştum da hani size de sormak istiyorum. Onlar da şeydi, bir öngörüde bulunmuştu. Pakistan'dan falan belli başlı kişiler Türkiye'nin nükleer santral dışında nükleer silah yapımı konusunda Türkiye yardımcı olacaklar diye bir konuda yorumda bulunmuşlardı. Sizin bu konuda Türkiye'nin nükleer silah sahip olması konusunda bir bilginiz veya yani nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz onu sormak istemiştim. Şimdi nükleer silahlar arkadaşlar, dünya üzerinde iki tane meta normal ticari işlemlere dahil değildir. Yani normal piyasa mekanizması işlemez. İki tane meta da işlemez. Bunların bir tanesi enerji. Hatta en böyle bilindik enerji tarzı petrol diyelim. Bir diğeri de silahlar var. Silahları
en basit silah ekipmanını bile düşünecek olursanız istediğiniz yerden istediğiniz fiyat alamazsınız. Yani normal serbest piyasa ekranmasında arz ve talep buluşur. Orada transaksiyon eylem gerçekleşir. Satın alma gerçekleşir. İşte teslimat yapılır vesaire. Silahlarda normal konvansiyonel silahlar bahsediyorum şu anda. Konvansiyonel silahlarda alıcının da her silahı alamayabileceği, ne kadar parası olursa olsun, satıcının da her silahı satmayabileceği kesinlikle dikkate alınmalıdır. Kesinlikle göz önünde bulundurmalıdır. Silah üreticisi ülke sayısı şu anda sofistike silah üreticisi ülke sayısı 193 ülkenin en fazla 30'u sofistike silah üreticisi ülke sayısı. Yani bu sofistikeden kastım tank, top, tüfek gibi gelişmiş silah sistemleri. En fazla 30, hadi biraz zorlarsanız 40. Alıcı, geri kalan alıcı başta kendi ülkede olmak üzere. Yani üreticilerin aynı zamanda kendileri de alıcı konumunda. Ama istenen silah sistemleri istenen şekilde asla verilmiyor. İşte Türkiye'nin en son yaşadığı bu füze kalkanı projesi veya füze savunma sistemi konusunda yaşadığı sıkıntı. 4 tane teklif geliyor. Türkiye'nin almak istediği yerler işte Lockheed Martin, Wright Online, yani daha sonra Amerikan şirketleri ama know-how transferi vesairesi çok ciddi koşullara tabi. Yazılımlar vesairenin üretimi veya işte co-production girişimleri çok daha düşük. Şimdi gelelim kitle yuva silahlarına, yani nükleer silahlara. Silah, normal silah alıp satmak bile bu kadar zorlu koşullara bağlıyken nükleer silahı hiçbir şekilde pazara bulamazsınız. Suudi Arabistan bunun için çok denedi. Pakistan nezdinde girişimlerde bulunduğu 1980'li yıllardan beri dile getiren bir unsur. Hindistan bu konuda en azından hani nükleer silah sahibi değil Suudi Arabistan. En azından nükleer reaktör de yok Suudi Arabistan'ın araştırma reaktörü dışında, ufak bir araştırma reaktörü dışında. Bunu almayı çok denedi. Denediği söyleniyor 80'lerden beri. Ama bu konuda hiçbir ilerleme kaydedemedi. Türkiye perspektiften baktığımızda aynı şey geçerli. Birincisi Türkiye nükleer silah sahibi olmak ister mi? Şimdi kayıttayız belki ama herhangi bir rasyonel devletin nükleer silah sahibi olmamayı düşünemez. Yani olmak olabilecekse bütün devletler nükleer silah sahibi olmak ister. Caydırıcılık açısından en azından. Yani istemeyen yoktur. Rasyonel bir devlet zihniyeti açısından söylüyorum. Ama şimdi bunu nasıl elde edeceksiniz? Fayda maliyet. Nükleer silah elde edilene faydası var. Ama o silahı elde edene kadar, eşiği geçene kadar çok ciddi bir maliyetle karşı karşıyasınız. Çok ciddi bir riskle karşı karşıyasınız. Hani çok kaba bir tabir söylüyorum. Taşıma suyla değirmen dönmez derler ya. Nükleer silahı siz kiraladığınız zaman sizin kullanımınıza dahi olsa tek atın. Veya hani iki atın, üç atın. Hani birinci vuruş kapasitesi, ikinci vuruş kapasitesi açısından bile düşündüğünüzde karşıdaki açısından yeter caydırıcılığı oluşturamayabilirsiniz. Veya sizin tek bir tesiste toplanan nükleer alanınızın olduğunu gören bir devlet size bir savaşta, hatta size savaşmıyorken bile gider oraya ortadan kaldırır. Örneğin İsrail'in Irak'ta operasyonu. İran-Irak savaşı esnasında gitti, Suudi hava sahasını kullandı, girdi. O silah nükleer reaktörünü ortadan kaldırdı. Irak'ın bütün nükleer altyapısı gitti. Aynı şeyi İran'a yapabilirlerdi. Neden yapamadılar? İran'ın coğrafi gelişini düşünün. Ve İran'ın tesislerini yayılmış olduğunu düşünün. İran'ın sadece bilinen nükleer tesis sayısı 17 arkadaşlar. 17. 17'ye de eş zamanlı operasyon düzenleyeceksiniz. Hava saldırısı. Şimdi İsrail, Irak'a bir filo gönderdi. İşte vurucu uçaklar, koruyucu uçaklar, avcı uçaklar vesaire gitti. Keşif yapan uçaklar falan gitti. Bombaladı geldi. Tek bir reaktör çok kolay. Tek bir hedef çok kolay. 17 farklı hedef var. 17 farklı ekibin, mangarın gitmesi, filonun gitmesi üstesinden kalkılamayacak bir lojistik zorluk. Gidip de geri dönmeleri imkansıza yakın bir şey. Eğer Azerbaycan'dan yakıt ikmali almazlarsa veya Türkiye Topbakanı'ndan yakıt ikmali almazlarsa veya Basra Körfezi'nden yakıt ikmali almazlarsa imkansıza yakın bir şey. Dolayısıyla hani aynı yere geleceğim. Bir ülkenin nükleer silah satma ihtimali bile kabus senaryosudur. Eğer öyle bir ihtimal olsaydı hani o Abdülkadir Han üzerinden nükleer teknolojinin bazı devletlere verildiği şeklinde yorumsalar falan. Yani bu bilim. Yani İsrail geçmişte Mısır'da bir sürü bilim adamı öldürür Mısır'da. Irak'la herkese nükleer alanı çalışan bakın şey demiyorum. Nükleer silah yapımını duymuyorum. Irak'ın nükleer faaliyetleri esnasında öldürülen yabancı bilim adamları var. Irak bilim adamları var. İran'a baktığımızda İran'da öldürülen bilim adamları var. Nükleer faaliyetler konusunda uzman.
suikastlar öldürüyor bunlar. Ya bu gizli saklı bir şey değil çünkü geçmiştekilerde Mossad'ın izin mi olduğu çok açık. Mısır'da, Mısır'daki bilim adamlarında, Irak'taki mesela Irak'ta Kanada bilim adamını vurdular. Dolayısıyla bu tür yavaşlıklar girebilir. Ama eğer kolay bir şekilde anlıyor olsaydı özellikle petrol ilgisi ülkeler, özellikle işte Suudi Arabistan bir numarada yanına Birleşik Arap Emirlikleri'ne koyun, Katar'a koyun, işte hatta Bahreyn'de koyun. Bunlar nükleer silah sahibi olmak isterdi caydırıcını sağlamak için. Öyle kolay bir şey değil. Birleşik Arap Emirlikleri nükleer santral oluşmaya başladı şimdi. Nükleer tesisler açmaya başladı şimdi. Kolay bir şey olmadığı için satın almak imkansıza yakındır. Arkadan bir soru vardı, ondan sonra size gelelim. Yeterli mi acaba? Teşekkür ederim. İsim Hasan Basri Özkan, Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisiyim. Uluslararası hukuk çalışıyorum ve enerji güvenliği üzerine araştırmalar yapıyorum. Son zamanlarda okuduğum bir takım makaleler olsun, yaptığım araştırmalar olsun, şu an enerji güvenliğinden de az önce bahsettiniz. Özellikle NATO ülkelerinin Orta Doğu ve Levant bölgesindeki bu istikrarsızlıklardan dolayı enerji güvenliği konusunuz 90'lardan itibaren çok göz önüne alıp rehberine eklediği konusunda. Ancak çalışmalar genelde doğalgaz ve petrol üzerinden, bu iki argüman üzerinden gidiyor. Acaba NATO ülkelerinin bir şekilde hani nükleer enerji güvenliğiyle ilgili bir çalışması var mıdır, olacak mıdır, onun geleceğini nasıl düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani NATO açısından enerji güvenliği sadece o güvenlik ağırlığının içindeki değinilen konuların bir tanesi. Ama bu yönelik spesifik bir girişimleri yok. Şimdi NATO'yu şöyle okumak lazım belki de 1990'lardan sonra yani o Sovyet tehdidinin de Varşova Paktı'nın ortadan kalkmasından sonra NATO bir misyon arayışındaydı. O misyon arayışında iyi bir şekilde bulundu 90'lılar açısından. Hani Bosna Hersek'te 95'te gelen müdahale, 99'da Kosova'da gelen müdahale en azından hem alanlaşılık anlamında hem de NATO'nun yeni genişleyen misyonuna karşılık ve vesaire açısından anlamlıydı. Daha sonra bu yavaş yavaş çatırdamaya başladı derken 11 Eylül saldırıları ve 2001'de Afganistan'la beraber tekrar bir dayanışma kültürünün içine girdiler. Afganistan sendromu veya sendrom demeyelim de sendroma dönüşmesi, Vietnam sendromu benzer bir şekilde gelişmeye başlamasıyla yavaş yavaş çatırdamaya başlayan o dayanışma ruhu şimdi o bahsetmiş olduğumuz enerji güvenliği veya başka şeyler değil de geleneksel devlet güvenliğini esas alan ve hatta risk unsuru açısından çok daha az risk unsuru taşıyan füze savunma sistemine doğru yöneldi. Şimdi füze savunma sistemine yine zaman olmadığı için çok fazla girmedim ama işleyişi itibariyle zaten sakat bir sistem. Şu an NATO'nun ana gündem maddesi, yani sizin sorunuza cevabına söylüyorum. Ana gündem maddesi bu. Şu anki dayanışma, o dayanışma ruhu füze savunma sistemi üzerinden sağlanıyor. Ama bunun haricinde siber saldırılardan tutun da işte uluslararası terörist örgütlere, uluslararası kaçakçılıktan tutun da enerji güvenliğine daha birçok alan var ama NATO ülkelerinin bunu bir öncelikli güvenlik maddesi haline getirip füze savunma sisteminde olduğu gibi bir eylem planı işe girmeleri şu aşamada en azından zor görünüyor. Ve sonra da en son soruyu arkadan alalım içeride. Merhaba, ismim Avaz Kandemir, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Orta Doğu alanında çalışıyorum. Benim sorum Orta Doğu'da nükleer weapon free zone oluşturulmasıyla ilgili Filistin sorunu arasında ne gibi bir paralellik görüyorsunuz ve bunun Filistin'de barışın sağlanmasına olan etkisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet. Bu nükleer silahlarından arınmış bölüm tartışması 90'larda çok fazla gündeme getirildi. Hatta İran, Mısır tarafından doğrudan doğruya devreye sokulmaya çalışıldı. Ama ondan da öncelikli koşulu İsrail'in nükleer silahlarına arınmış olması. Şimdi 79'a kadar hani klasik Orta Doğu okumasından gidecek olursak 78-79 Camp David anlaşmalarına kadar Filistin sorunu en azından Mısır'ın öncülüğünde bütün Orta Doğu'nun veya Arap ülkelerinin ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Evet 67'den sonra onun bir soru birazcık değişmiş oldu ama en azından Filistin sorununun savunuculuğu adına da Arap dünyasının liderlik yapılabiliyordu. Sonrasında bu devreden çıktıktan sonra yani Mısır Camp David düzeyiyle beraber denklenen çıktıktan sonra Filistin davasının zaten doğudan doğruya taşıyıcısı kalmadı deyim yerindeyse. Ve Filistinli gerilla gruplar üzerinden gitti. Hatta işte 87'deki birinci intifada, sonrasında Oslo'da her ne kadar ölüm denemiş olsa da devamında gelen ikinci intifada ve en nihayetinde bugün günümüzde PKK ile Hamas'ın ayrışmışlığı veya kendi içindeki o iç mücadele Filistin sorununun ayrı bir denklemde gitmesine sebep oldu. Şu anda Orta Doğu'da
nükleer silahların andırılmış bölgeyle Filistin sonrasında doğrudan bir korelasyon kurmamız zor. Doğrudan bir ilişki kurmamız zor. Ama genel olarak bakıldığında sadece nükleer silahlar değil, bütüncül anlamda kitle imha silahların andırılmış bölge tahayyülü var. Kimlerde var? Türkiye'de var. Kısmen Mısır'da var. Suudi Arabistan'da ister. Hiçbir ülke yanı başındaki ülkenin zaten nükleer silah sahibi olmasını istemez. Yani yine onu vurgulamak gerekirse. Ama şimdi İsrail'in Mısır'a tehdit oluşturması nükleer silahlardan kolay. Yani Orta Doğu haritası yok tabii şu anda yanında ama şu dünya haritasından belki algılamaya çalışabilirim. İsrail'in Mısır'a saldırı yapması çok kolay. Yani tehdit oluşması çok kolay. Sina gibi bir bölge var. Mısır'ın savunma derinliği var. Düşünelim ki Lübnan'daki gerilla grupları İsrail'e çok ağır bir saldırı yaptı. Lübnan'daki diyelim ki Filistin gruplar yaptı. İsrail'in buraya bir nükleer silahla karşı verme olasılığı zaten yok. Yani şunu demek istiyorum. İsrail'in mevcut nükleer silah kapasitesi tıpkı diğer nükleer silah sahibi ülkelerde olduğu gibi caydırıcı nitelikte. Olmasını meşrulaştırmıyor bu. Yanlış anlaşılma olmasın. Kesinlikle gayrimeşru ve uluslararası hukuk açısından da her ne kadar nefret üyesi olmasa da bölgede sonuçta bir istikrarsızlık unsuru. Ama İsrail'in bunu kullanabilme olasılığı yok gibi bir şey. Çünkü yani Golan Tepeleri şu an İsrail işgal altında, Şam arası 50 kilometreden az. O coğrafyada nükleer silahların etkisi üzerinde durmadım. Mesela maazallah diyelim şu anda bir Ankara'da bir bomba patlasın, 11 kilometre bir bomba patlasın. Biz daha hani hiçbir şey ne olduğunu anlamadan gideriz, anında gideriz. Ondan sonra ki birkaç saat içinde etrafımız işte yavaş yavaş dalga dalga yayılır. 50 kilometre, 100 kilometre, 200 kilometre o anki rüzgarın veya coğrafyanın konumuna göre çok daha fazla yayılır. Dolayısıyla kullanabilme olasılığından değil, ister onu savunma tercih olarak. Hatta bir Seymour Hersh'in bir kitabı vardı, Samson's Choice. O kitaplarda ifade edilen şey, İsrail eğer kendisi ortadan kalkacağını inliyorsa bunu kullanmaktan çekinmeyecektir yoruluyor. Dolayısıyla diğer ülkeler İsrail nükleer silah sahibi olmadığından emin olmadan, yani nükleer silahsız bir İsrail'den emin olmadan böyle bir şeyin içine girmezler. Girmek de istemezler. Evet ama aynı zamanda o ülkenin MHP üyesi. Bunu da göz ardı etmek lazım. Evet, son soruyu alalım. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Siz de sabırla dinlediniz. Teşekkür ediyorum size. Özcan Aykut, ODTÜ Uluslararası İlişkiler. Konuşmanızda NPD üye ülkelerin yaşadığı mahalle baskısından bahsettiniz. Geri çekilme durumunda. Şöyle bir soru soracağım. Mesela işte İran'ın nükleer programı, yani Türkiye'nin işte Suudi Arabistan'ın 2006'dan sonra özellikle yani İran'dan dolayı kendi nükleer enerji barışlı da olsa yani programlarını hızlandırdıklarını biliyoruz. Sizce hani asıl Türkiye'nin bir de tarihine baktığımızda asıl tehdit her zaman yani çoğunlukla en azından Rusya'dan gelmiştir. Nükleer silah sahip Rusya ve İsrail'in sahip olduğunu biliyoruz. Sizce Türkiye'nin çokça eleştirildi. İşte İran'ın nükleer programına karşı biraz daha sert tepki vermemekle eleştirildi. İran'ın bu programının Türkiye'nin ileride nükleer silah sahibi olmasına meşru bir zemin hazırlayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani daha çok asıl hedef işte Rusya ve İsrail tehdit değilken hani İran'ın hani Türkiye'nin de onların programına çok ciddi tepki vermemesi kendisine bir meşru alan açtığını ve açmaya çalıştığını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi ilk kısımdan söyleyeyim. Türkiye'nin nükleer enerji konusunda bu kadar geç kalmasının veya son dönemde atılım yapmasının sebebi İran değil, geçmişinin vizyonsuzluğu diyelim ya, veya siyasi istikrarsızlığı. Yani ben hep verdiğim bir örnek vardır. 80'li yılda 70'li yılda bir kenara bırakıyorum. Hani o zamanki ekonomik, siyasi istikrarsızlık, askeri müdahaleler falan bunlara geçiyorum. 90-2002. 12 senede Türkiye 11 tane hükümet değiştirmiştir. 11 tane hükümet değiştirirken yani nükleer enerji, enerji güvenliğini sağlamak, çeşitlendirmek gibi bir şey daha gündeme gelmiş. O ekonomik sorunlar, siyasi istikrarsızlık vesaire. Diğer taraftan İran'ın nükleer silah sahibi olmasını Türkiye istemiyor. Türkiye'nin oraya karşı olduğu tek yöntem şuydu.
Lütfen 2003 yılını hatırlayalım. Eğer hani yaşı daha uygun olan varsa belki hatırlar. Sabah da Mesut Hoca yanlış hatırlamıyorsam söyledi onu. 2003 yılında biz şunu tartışıyorduk Türkiye'de. Hatta dünya bunu tartışıyordu. Irak'a girdi ABD 2003 20 Mart'ta. Ondan sonra sıra Suriye'de mi İran'da mı acaba? İran'da mı Suriye'de mi? Türkiye'nin orada karşı olduğu en önemli nokta, hatta tek nokta İran'ın nükleer silah sahibi olması veya olması değil. İran'ın nükleer silah sahibi olmamasının diplomatik yolla sağlanmasıydı. Yani askeri müdahaleye karşı çıkıyordu Türkiye. Çünkü yanı başında 90-91'de yaşadığı bir tecrübe vardı, Irak tecrübesi. Üzerine 2003 yılında yaşadığı bir başka tecrübe, yine aynı şekilde Irak tecrübesi. Dolayısıyla yanı başında yeni bir istikrarsızlık alanı olmasını istemiyordu Türkiye. Ve bu nedenle hatta ara bozuluk faaliyetlerine bulunuyordu. Şimdi o söylediğiniz şey mesela farklı yorumlarında var. Türkiye bu kadar fazla ara bozuluk mücadelesinde bulunurken ve sorunun diplomatik olarak çözülmesini isterken şimdi müzakere yapıldı, sağlandı. Bazı yorumlara şey diyorlar işte Türkiye'ye gol attılar falan diye. Türkiye zaten bunu istiyordu en başından beri. Askeri müdahale olmasını istemiyordu. Dolayısıyla oradaki ayrım şu. Türkiye'nin İran üzerinden, İran'ın meşru bir örnek sayaraktan hani bir örnek teşkil etmesinden ziyade İran yapılacak olan müdahale diplomatik yolla olması ve diplomatik yolla çözüm sağlaması. Ha, belki İran buna rağmen nükleer silah sahibi oldu. O zaten otomatikman NPT mekanizmasının çatırdaması anlamına gelir. Yani eğer İran'a nükleer silah sahibi olmadan önce siyasi, diplomatik veya askeri açıdan veya ekonomik açıdan yeterli müdahale bulunmazsa ve buna rağmen bir ülke NPT mekanizmasına rağmen ki NPT çok ağır şartlara sahiptir, bir ülke nükleer silah sahibi olursa zaten mekanizma çatlar, o zaman değil Türkiye sadece, demin de ifade ettik, Suudi Arabistan'a, Mısır'a veya diğer dünya üzerindeki herhangi bir ülkede meşru veya gayrimeşru bir şekilde nükleer silah sahibi olmakta dolardı. Yani orada Türkiye'nin kıstası İran'ın, sizin söylediğiniz koşu, İran'ın nükleer silah sahibi olmasından sonraki bir merhale. Ama Türkiye'nin takındığı siyasi pozisyona baktığımız zaman dış politik açıdan İran'a yapılacak olan müdahalenin mümkün mertebede askeri olmaması, mümkün mertebede zorlayıcı koşullara dayanmaması sorunun diplomatik olarak çözülmesiydi. Arkadaşlar teşekkür ediyorum ilginizden dolayı, sabır dilediniz. Sizlere başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.